Merhaba NPN izleyenleri. Bu hafta konuğumuz Raziye Koca İsmail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yoğun çalışıyorsunuz aslında hem dernek olarak hem bireysel olarak. Ülkede bir farkındalık yaratıyor Raziye Koca İsmail başta olmak üzere. Tabii derneğin tüm yönetimi, tüm evet. üyeleriyle birlikte. 1-7 Nisan'da kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenmeye de devam ediyor dernek aracılığıyla. İsterseniz biraz etkinliklerden başlayalım. Nasıl bir etkinlik, farkındalık çalışmaları bunlar? Seminerler oldu. Türkiye'den Varolu Çelik, Profesör Doktor Varolu Çelik hocamız özellikle ülkemizde yoğun yaşanan meme kanseri konusunda sıkıntısı olan veya nasıl kendi kendini muayene edeceğini öğrenmeye gelen bayanlar, yüzlerce bayan 2 gün boyunca ücretsiz gelip hem bu eğitimleri aldılar hem de sıkıntım var, endişem var diyerek de gelip bu sorunlarını doktora, profesörümüze aktaranlar oldu. Kanser Hastalarına Yardım Derneği dediniz ki Raziye Koca İsmail ama çok koca bir ordudur. Dev bir kadro var. Dev bir kadro, koca gönüllülerle 22 noktada ülkemizdeki önce ilçelerde sonra da daha küçük noktalarda da gönüllü üyelerimiz vardır ki o bölgelerin sorumluluğunu yapıyorlar. Her birinin altında da 7'şer tane beyler kırılmasın anlamını bilmiyorum ama dernek sanki esas yönetimde beylerimiz var ama bölgelerde genellikle bayanların yoğunluğuyla çok güzel bir çalışma yapılmaktadır. Bütün bölgelerdeki hastalara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Onların ulaştığı hastalar da bize daha çok yardım için ailelerini getirmektedirler. İşte biz nasıl yardımcı olabiliriz? Mesela az önce bir bayan ailesinden bir kızımıza yardımcı olduğumuz için gelip kitaplarını bağışladı kendisi de. Bir damla da benden olsun dedi. Böyle bir gönül bağıyla gidiyor derneğimiz. 25. kuruluş yıl dönümü bu yıl. Artan hastalarla etkinliklerimiz ilk başladığımız yıllarda bir gün, haftada bir gün yapacak pek bir şeyimiz olmuyordu. Çünkü kanser konuşulmuyordu ve bu nedenden dolayı da etkinlik yapamıyorduk. Bir çay partisi yaptığımızı hatırlıyorum. Bir Allah'ın kulu bile gelmemişti. Yönetim dışında orayı ziyaret eden olmamıştı ama bütün biletlerimiz satılmıştı. Sanki geldikleri zaman kanseri yaşayanları görerek ya üzülecekler ya da bulaşıcılığından endişe duyarak çünkü çok şeyler bilinmiyordu 25 yıl kadar önce. İnsanlar katılmadan yardım etmeyi tercih ediyorlardı. Bugün yaptığımız her etkinlikte en yoğun katılımlı etkinlikleri zannediyorum Kanser Hastalarına Yardım Derneği konserlerimiz olsun, tiyatrolarımız full doluyor ve çok güzel ilgi gösteriyorlar. Bu ülkenin insanı kadar duyarlı bir toplum olabileceğini ben düşünmüyorum. Evet, halkımız hakikaten de duyarlı ama dediğiniz şöyle gibi yani... Şöyle Mine Hanım, Emine Hanım diyeyim ki bir haftaya bir gün koyabildiğimiz etkinlikler bu yıl mesela 14 Mayıs'a kadar sarkıyor. Bir haftanın çerçevesindeki etkinliklerimiz Mayıs'a kadar bilgilendirme, farkındalık, gelir getirici, sanat, kültürel etkinliklerimiz hakikaten güzel, kaliteli etkinlikler ve bunlar hepsi bu hafta için ama sığdıramadığımız için 14 Mayıs'a kadar son gala gecemizle noktalanacaktır. Evet, 14 Mayıs'a kadar devam edecek ama derneğin çalışmaları hiç durmadan, hız kesmeden devam ediyor zaten. Yeni bir proje daha var, geri dönüşüm projesi. Evet. Program öncesinde de kısa bir sohbet gerçekleştirmiştik. Çok güzel sloganlarla aslında yola çıkıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Nedir bu projenin içeriği? Derneğimizin Lefkoşa'da dükkanları vardı. Akdoğan'da Güzel Yurt
ve Mor Menekşe alan, pardon, Dört Yol'da dükkanlarımız var. Chateau Lambusa'da hafta sonlarında İngiliz arkadaşlarımız satış yapıyorlar. Alsancak'ta gene İngiliz gönüllülerin satışını yaptığı dükkanımız var. Yıllardır biz dükkanlarda tüketmeye çalışıyorduk ve düşünebilir misiniz, vatandaşın evinden modası geçmiştir veya bunu artık bu yıl giymeyeceğim diye verdiği şeylerle biz bugüne kadar ilaç ve tetkik paralarını o dükkanlardan elde edilen gelirle halledebiliyorduk. Onunla, o gelirlerle bu ilaçları ve tetkik paralarını ödeyebiliyorduk. Bu elimizde kalan çok iyi durumda olmayanları da ne yapalım diye hep sanayideki bir depomuzda yıllardır tuttuk. Evet, Şubat ayında bir şekilde mutluyuz ki bir şirketle, Belçika'dan bir şirketle biz bu geri dönüşüm projesine girdik. Protokolümüzü imzaladık ve şu anda seslendiğimiz, bize giydiğiniz modası geçmiş veya küçülmüşünüzü veya ben bundan sıkıldım vermek istiyorum diye iyi durumda olanını değil, lütfen çöpünüzü veriniz diyoruz. Çünkü geri dönüşüme gidecek olanlar dükkanlarda satacağımız kalitede ürünler değildir. O zaman bir değeri kıyamazsınız çok iyi durumda bir şeyi geri dönüşüme, çünkü onun değeri daha düşük oluyor. Tekeş bir ayakkabı, lekesi çıkmayan bir giysi veya yırtık bir atlet, bir gömlek, lütfen hepsini utanıyorum demeyin. Ben bunu kendime yakıştıramadığım, giyemediğim şeyi birilerine vermeye utanıyorum demeyin. O bir ilaç parasıdır. Bunu böyle algılayarak lütfen bize destek verin. Çok güzel aslında, çöpünüzü bize verin, o bir ilaç parasıdır dediniz, evet. Ya bu çok farklı bir duyarlılığı da aslında beraberinde getirecek. Çok da güzel söylediniz. İnsanlar biraz daha çekiniyor, yardım etmek istiyorum tabii, ama yani ayıp olacak vesaire gibi davranıyoruz ama bakın işte geri dönüşümle aslında biz bir damla hayata el atmış oluyoruz. Çünkü Emine Hanım, benim sorduğum herkes, İşte ayırdım, iyilerini gönderdim. Lütfen onu yapmasınlar. Sadece iyileri değil. Bizim şu anda sanayideki depomuzda ayrıştırmayı yapan arkadaşlarımız geri dönüşüme gidecek olanları ayırıyor zaten. Siz gözden çıkardığınız ne varsa bize veriniz, biz ayrıştırmayı yapalım. Evet, tek bir potin dahi evet, olabilir dediniz. Çünkü tabii, geri tabii, dönüşümde... Tabii. Çok önemli. Yakıt oluyormuş, ne kadar güzel. Evet, herhalde ilerleyen zamanlarda bunun geri dönüşümün faydalarını da paylaşacağız ve dolayısıyla da insanlarımız bu konuda daha bir bilinçlenmiş olacağız. Halkın duyarlılığına dikkat çektik ama yeterli mi diye soracak olursak neler söyleyelim? Herhalde tek derneğiz diye söyleyebilirim. Halkın duyarlılığından sitem veya şikayette bulunmayacak olan. Hani bir kıvılcım atarsınız, o aleve dönüşür, o alev yangına dönüşür. Aynen budur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir birey. Kreşten tutun da 80'lik 90'lığa kadar yeter ki siz çağrıda bulunun, hemen duyarlılıkları çok yüksek. Bu ister gelir getirici amaçla olsun, İster farkındalık için yaptığımız bilgilendirme konularında da, hani sokağa çıktığım zaman, karşılaştığımız zaman, işte geçen gün seni dinledim, şöyle demişsin, böyle demişsin diye can kulağıyla da dinliyorlar. Aldığından tedbirler bana göre, özellikle kanserde kendimizi korumak için alınan tedbirleri de dinleyebilmeleri çok çok güzel. Evet, ben biraz da çok mutluyuz. Bu özellikle önemli. Biraz da hastalığa aslında dikkat çekelim. Kanser hastalığının ülkemiz açısından tablosuna dikkat çekecek olursak bu yönde bir veri çalışması, istatistikler var mı? Bunların sonuçları veri nelerdir? Veri çalışması, geçen yıl ilk kez bir istatistik veriye ulaşılmıştı. Derneğin ve devlet hastanemizdeki elde olan hasta isimlerini tek havuza koyarak bir bölgesel veri çıkarmaya çalışıldı.
her zaman olduğu gibi meme kanseri öndedir. Kadınlar dünyada için. Dünyada da bu böyledir. Ülkemizde de aynı şekilde. Ve beylerde de prostat kanseri. İkinci sırada akciğer kanseri. Sigara, %90 sigaraya bağlı olan bir şey, etken. Hiç sigara içmemiş olanlarda o %10'un içerisinde olabiliyor ama %90'ı sigara içmeye bağlı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin kurulduğu yıllarda bayanlar neredeyse 4. sırada akciğer kanserini yaşıyorlardı. Daha sonraları bayanların da yoğun içici veya pasif içici olmalarından dolayı şu anda beylerle bayanlar akciğer kanserinde aynı sıradalar. Bu bizim sigarayla mücadele ettiğimiz takdirde kesinlikle akciğer kanserini azaltabiliyoruz. Meme kanserini rutin kontrollerimizi yaptırdığımız takdirde erken tanı ile yok edebiliyoruz. Bir de prostat kanserinin de kendinin kontrolleri vardır. Bağırsak kanserimiz de öyle. Yani biz kesinlikle ülke olarak eğer erken tanıyı ön plana çıkarırsak, teşvik edersek, devlet olarak bunu vatandaşı evinden kontrollere çağırırsak yılda bir kez kanser boyutunu çok daha azaltmış olacağız. Devlette yıllar önce 2005-2007 yılları arasında 3 tane ayak, erken tanı ayağı, biri Mausa'da olacaktı, Karpas bölgesini de kapsayacaktı. Tarayacak. Bir tanesi Girne'de olacaktı, Güzelyurt Lefke'ye kadar tarayacaktı. Ve Lefkoşa merkezi de Mesarya'yı tarayacaktı. İlk Lefkoşa ayağı kurulduktan sonra diğer ayaklar kurulmadığı için erken tanı merkezi sistemi çökmüş oldu. Çünkü siz bir nüfusu çağırıyorsunuz, bir yıl tamamlandığı anda o insanları tekrar içeriye çağırmanız gerekirken yeniler kaydettiğiniz takdirde, bütün adayı bir merkeze çağırdığınız takdirde bu iş yürüyemedi. Biz yeni Sağlık Bakanımızdan bu konuda da çalışmalar yapmalarını bekliyoruz ki çok umutluyuz. Sözler hep bu yöndedir. Çünkü erken tanı devletin bütçesinin çok daha aşağılara harcamalarının çok daha aşağılara çekilmesi demektir. Sağlıklı bir toplum da aslında beraberinde getirecektir. Tabii ki hem de bir kemoterapi parası, bir radyoterapi parası 100 bin lira, bir hasta maliyeti 100 bin lira geliyor. Siz buradan sadece bir erken tanı için yılda bir kez 10 liraya, 20 liraya bir maliyetle çağıracağınız veya 100 TL'ye bir maliyetle çağıracağınız insanlarımızı kesinlikle bütçemizi sağlıklı bir toplum adına, mutlu bir toplum adına da aşağıya çekmiş olacaksınız. Şimdi erken tanıya dikkat çekelim. Dedik ki ülkede geçen yıl işte bu yönde bir istatistik çalışması yapıldı. Verilere bakıldı. Meme kanseri kadınlarda, erkeklerde prostat ve hem kadın hem de erkeklerde karaciğer, akciğer kanseriyle karşı karşıyayız. Akciğeri sigaraya bağladı. Peki uzmanlar bu verilere bakarak diğer kanser vakalarını neye bağlıyorlar? Yani bizim nüfusumuza göre rakamın gittikçe yüksek olması, tabii dünyada aslında dünyanın kanayan yarısı, bizim ülkemiz için de aynı şey geçerli. Sadece sigara mı? Akciğerde evet %90 hakikaten sigaradır. Ama diğer meme kanserinin ve löseminin veya işte diğer kanser türlerinin nedenleri farklı olabilir. Çevre başta olmak üzere. Ancak dediğim gibi hala daha biz ilk istatistiki veriyi, ki çok doğru veriler olduğunu, 25 yılda ilk kez toplanan şeyleri, patoloji sonuçları, bazılarının doğru olmayan sonuçlar, çünkü patoloji sonucu girecektir. Yani kişinin kanser patoloji sonucu girerek bunu bulacağız. Bunlar
Bu yıldan sonra yapılacak olan çalışmalarla bölgesel olarak bize nerelerde kanser vakalarının yoğunlaştırdığını gösterdiği zaman tablo çizilecek. O bölgeler taranarak nedenleri üzerine gidilebilecektir. O bölgelerde ne vardır diye bakılacaktır. Belki bu bir bölgedir, belki işi çalıştıkları mesleki risklerdir. İşte bunlar o zaman ortaya çıkacaktır. Büyük bir heyecanla bu yılın 2012'ye kadar olan verileri giriyor. 2012'ye kadar girecek olan verilerde bunların artık bölgesel ve mesleki gruplara göre artışını görerek neden oraları taramak gerekecektir? Evet, daha sağlıklı bir en azından yol izlenecektir bu konuda. Evet. Erken tanı konusunda halkımız eskiye nazaran çok daha bilinçli. Bu konuda da dönütler aldığınızı söylediniz. Erken tanı konusunda özellikle erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Biz bu sloganı aslında sloganın da ötesine taşımış bulunmaktayız. İnsanların bu konudaki bilinçlendirmesini, kendi içinde bilinçlenmesi nasıl bir noktada? Nisan ayında bunu çok daha yoğun fark ediyoruz. Bir de meme kanseri Ekim ayında bunu çok daha yoğun fark ediyoruz. Dernek olarak ülkemizdeki hastanelerimizle, özel ya da devlet hastanesiyle bir görüşmelerimiz oluyor. Bu yıl taramaları nasıl yapıyoruz veya indirimler yapıyor musunuz, kampanyalar açıyor musunuz diye. Ve bize fiyat bildirimleri yapılıyor. İşte bu yıl şu kadara düşürdük. Biraz gecikmiş olsak bu açıklamaları yapmaya, vatandaş bizi arayarak hangi hastanede hangi kampanya vardır diye, hiç devlet hastanesini beklemeden bireysel olarak artık gidip taramalarını yaptıranlar çoğalmaktadır. Geçmiş yıllarda zorla götürdüğümüz insanları gittiğim zaman kötü bir şey çıkabilir endişesiyle saklanan insanlar şu anda kendileri, çünkü gördüler ki gittikleri zaman zaten bir kez gittiğimi ve gördüğünde her şey normaldir. Bütün bir yıl o rahatlığı yaşıyor. Fakat hiç gitmeyen kişi hep içinde o korkuyu taşır. Acaba bende bir şey var mıdır? Kuşku aslında çok fazla ön plana çıkıyor. Kuşku ve kaygı kansere de yol açan bir şeydir. Çünkü huzurlu değilse, uzun süreli bir depresyon yaşıyorsa, korkulardan uyuyamıyor veya korkudan iyi beslenemiyorsa, uzun süreli depresyonların sonucunda da kanser hücreleri artışa geçiyor. Evet, dikkatli olmak gerekiyor bu konuda. Kendimizi özellikle taramak için hep onu, aslında mesajımdır, sonunda mesajımı vereceğim ben, ama illaki kanserden korunmak için tarama şart. Aslında bir taraftan da kanserden korkmamak da gerekiyor. Çünkü eskiden biz derneğin ismini söylerken bile çekiniyorduk, değil mi? Yani derneğin ismi işte Kanser Hastalarına Yardım Derneği derken sanki o söylem bile bize bulaşıcıymış gibi geliyordu. Emin Hanım, bunu hiç duymamıştım. Bunu şimdi sizden duyuyorum, ama gazetelerde o yıllarda kaybettiğimiz tüm hastaların amansız hastalıktan diye yazıldığını hatırlıyorum ve bunun bir amansız hastalık olarak vurgulanmasından biz üzüntü duyuyorduk. Çünkü hayatta olan hastaları umutsuzluğa taşıyan bir ifade o. Hiçbir zaman amansız değildir. Eğer ki doğru tedavi alınıyorsa, ki şu anda ülkemizde artık gözlerimiz parlıyor, içimiz huzurlu. Hiç uçmaya gerek kalmadan kendi ülkemizde bütün olanaklarıyla, cihaz ve uzman olanaklarıyla bu tedavileri yapabiliyoruz. Uzun süreli teşhis konulamayan, işte benim şuramda bir şey var, dahiliyeciye gittim, cildiyeciye gittim veya şuraya gittim ama bir teşhis konulamadı denilen noktada bile, kanser olmasa bile bir onkoloğa başvurulduğunda onun en azından kötü olup olmadığının huzuruna kavuşulur veya onkolog ivedilikle şu tetkikleri yaptırın bu kanserdir diyebilecek noktada erken teşhislere de ulaşabiliyoruz. Hakikaten şu anda ülkede korkacak ve sağlık açısından
tedavi açısından hiçbir şeyimiz yok. Ama o hastalık, amansız hastalık, kötü hastalık adını hatırlıyorum da sizlerin dernek adını söylemeye bile çekindiğinizi şu anda duyuyorum. Evet, bu konuda çok yollar kat etmişiz. Çok fazla yollar kat edildi hakikaten de. Artık korkmuyoruz ve aslında o paylaşımlar var ya hani bu hastalığı yaşayıp diyen, ondan sonra farklı farklı kanser türlerinden yeniden hayata tutunan, tabii tedavileriyle birlikte ve sonrasında yeniden doğmuş gibi insana böyle huzur veren, şevk veren, işte o ürkütücülüğünü de ortadan kaldıran nedenlerin başında geliyor hayat hikayeleri bu noktada. Evet, programımızı noktalayacağız. Çok güzeldi. Özellikle çöpünüzü bize verin projesi. Bir hayatta siz kurtarın. Çünkü onlar ilaç tedaviler için önemli dediniz. Bununla ilgili kanser hastalığında bu noktadan bu noktaya geldi ülkemiz noktasında bilinçlendirmede, farkındalıkta Kıbrıs Türk halkının duyarlılığına dikkat çektiniz. Son olarak MPN'i izleyenlerine neler söyleyeceksiniz? MPN aslında internet gazeteciliği bana göre şu anda benim dahi zaman bulamayan insanlar için hani ülkemde veya dışarıda ne oluyoru süratle takip edilebileceğinden öne gidecek olan bir gazetecilik ve burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum çünkü eminim şu anda birçok yere ulaşma şansımız olacaktır ve diyorum ki Raziye abla olarak her zaman aynı şeyi söylüyorum. Arabamızın muayenesini yaptırdık mı sorusuna %90 evet yaptırdım. Çünkü o araba ya yolda bırakacaktır ya da birileri bize ceza yazacaktır yaptırmamışsak. Peki kendi muayenenizi yaptırdınız mı sorusuna ne yazık ki aynı oranda cevap alamıyorum. Lütfen kendimizin kıymetini bilelim ve arabamızın muayenesini yaptırmaya gideceğimiz güne kendi kontrolümüzü de bir doktorumuzdan randevu alarak yapalım ki o arabayı kullanacak olan bizler sağlıklı olup kullanabilelim. Teşekkür ediyorum. Bu sözün üzerine hiçbir şey söylemiyorum ve programımızı noktalıyoruz. Bugün adına Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Sayın Raziye Koca İsmail'i ağırladık sevgili dinleyenler, izleyenler. Bir başka programda yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.